Cem abiyle maç yapıyorsunuz. Gördüm. Beyler hadi. Siz oynayın, ben geleceğim birazdan. Sen yine gelmişsin. Çocuklarla takıldık biraz ya. Bakıyorum alıştın iyice. Çok da eğlenmişsiniz. Vallahi çok eğlendik. Murat. Ablacığım. Sen çok terlemişsin ama. Hadi gel. Üstünü değiştirelim. Aa yeter ama bu kadar oyun. Hadi. Üstünü değiştirelim. Gel. Muratcığım. Bak hasta olursan bir daha futbol oynayamayız ama. Zaten geçen sefer ateşlendiğinde çok korkuttun bizi. Ben Murat'ın üstünü değiştirip geleyim hemen. Bekliyorum ben arabada. Oh, adam. Bir dahaki maça iyi hazırlan ama tamam? Görüşürüz. Evet. Bir de bu koluna ablacığım. Bir saniye. Ne oldu? Niye Cem abiye Murat ateşlendi diye yalan söyledim? Çünkü öyle söylemem gerekiyordu. Bunu anlamak için senin yaşın daha çok küçük. Ama söz veriyorum. Bir gün anlatacağım. Murat. Asma suratını. Ne oldu? Cem abiye bir daha yalan söylemeyeyim. Haklısın aşkım. O kadar haklısın ki. Doğru. Aferin. Yalan söylemek iyi bir şey değil. Ne demişti Suat abla? Yalan yalanı getirir. Ki getiriyor da zaten. Tamam. Cem abiye bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Bu akşam her şeyi anlatacağım. Ama bir daha Cem abi olmayacak hayatımızda. Hepsi mi? Arabada bir koli daha var. Hemen yerleştirin. Tamam. Hiçbir şey bulamadılar Baykıs Hanım. Zerrin bulmalarını mı bekliyordun? Ya hayır tabii beklemiyordum da mali şube ille bir şeye takar diyordum. Buyurun Baykıs Hanım. Temiz geldiniz. Sağ ol İnanç. Her şey tamam değil mi? Tamam. Tek bir usulsüz işlem dahi bulamadılar. Güzel. Ben dönünceye kadar her şeyi halledin. Tabii ki. O badem sudaklı toparlak vardı ya satıcısı.
O da arabadaydı. Kız bindi basıp gittiler. Yok artık ya. Oğlum ne oluyor ya? Arda. Vallahi abini bence bir uyar artık. Şirin'i çağıralım mı? Bir arkadaşını alıp gelsin. Arkadaşını. Anladın? Yasemin'i mi? Arda. Vallahi sen iyice kafayı yemeye başladın ha. Ha, tamam tamam. Şimdi anladım bro. Ne anladın lan? Söyle bakayım ne anladın? Abini de çağıracaksın. Kendi görsün hesabı. İşler niye kesat bu ara ya? Ne oluyor? Serpil'in bir sıkıntısı falan mı var? Nasıl yani anlamadım. Ne bileyim polisle molisle takıştı belki. Ya kuruduk kaldık burada ya vallahi. Televizyonun karşısına oturmaktan davul gibi oldum zaten. Ciğer aldım ciğer mis gibi. Ay yemem ben ciğer Meto. Ne demek yemem ya ciğer yenmez mi? Yapsan yap ben yerim. Gerçi şimdi sen onu Şirin'e almışsındır bana yedirmeye de kıyamazsın. Kim arıyor? Serpil Hanım mı? Yok, tanımadığım bir numara. Kim o? Çarsak öğreneceğiz. Alo? Şirin Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Şirin Hanım merhaba, Arda ben. Arda mı? Evet, geçen barda tanışmıştık ya. Kerem vardı arkadaşım. Çıkaramadım. Hoyo, hoyo. Hatırladın mı? He. Tanıdım da ne oldu ki? Bir arkadaşını da alıp gelsene takılalım. Nasıl yani takılalım? Bayağı takılalım işte. Ne bileyim, Yasemin'i al gel mesela. Arda kim, Arda kim, Arda kim? Ben müsait değilim şu anda. Seni birazdan arayayım mı? Niye su yapıyorsun ya? Gel işte. Kimmiş Şirin? Ha, ne iş? Bir tanıdım. Arkadaşını da alıp gelsene diyor. Oo, ara ara. İrem dünden hazırım işte. Şirin ne iş ya, ha? Üff, ya iş işte Meto, iş. İş. Yok iş falan tamam mı? İş yok. Ay sana ne oluyor be? Aa, kurumuşuz kalmışız zaten şurada. Ara sen ara tamam mı? Ya da ver ben arayayım. İrem ver şunu ne yapıyorsun? Bıçak var buradaymış. Bunları güzelce yıkatıp ve ayıklattım ben. Balık sevmiyorum deme. Yok canım. Balık sevilmez mi? Seviyorum tabii ki. Ama keşke bana söyleseydin, ben alırdım. O zaman ne anlamı kalırdı? Bu akşam yemeği ben yapacağım dedim. Yemek yapmayı biliyorsun yani. Yalnız yaşayınca öğreniyorsun. Halam mutfağa sokmazdı bizi çocukken. Her şeyi önümüze getirirdi. Yumurta bile kıramazdı. Ne zaman öğrendin peki? Londra'da. Master'ı yaparken. Finlandiyalı bir ev arkadaşım vardı. Çok meraklıydı yemek yapmaya. Beraber mutfağa bir girerdik. Ne yemekler yapardık. Evde de sen mi yapıyorsun? Yemek masası en az iki kişi ister Yasemin. Tek kişiyle sofranın tadı olur hiç. Genelde dışarıdan söylerim. Ya da yiyip geliyorum eve. Tuz nerede? Orada. Ha, şurada. Tamam, aldım ben. Aldım ben bak. Ne yapıyorsunuz lan siz içeride? Ne atıyorsunuz lan? Sakin Birkan. Sakin oğlum, sakin. Sakin, sakin. Sen seviyor musun peki yemek yapmayı?
Murat olduğu zaman. Niye bu kadar durgunsun Yasemin? Hala kırgın mısın Arda'yla bana? Yok canım. Niye kırgın olayım? Yani kardeşin özür diledi sonuçta. Tamam. Durgunken bile o kadar güzelsin ki. Arda, çıkıyor musun gene? Çıkıyorum hala. Oğlum yemek. Al bak. Bak da bu kadının seni nasıl doldurduğunu gör. Arda sakın. Sakın Arda. Nasıl ya? Arda, ben sana tertemiz bir şirket kurdum oğlum. Bir geleceğin olsun. Başarılı bir iş adamı ol istedim. Ama görüyorum ki seni benden uzaklaştırmak isteyenler, seni yalan yanlış şeylere inandırarak ellerinden geleni yapmışlar. Yalan ihbarla şirketini mahvetmek de dahil oğlum. Ver kız. Arda, seni arabada bekliyorum. Eşyalarımı alıp geliyorum. Arda. Arda. Bak, bak yine kandırıyor bu kadın seni. Bırak. Arda, sahte. Sahtedir bu, sahte. Hala bırak dedim. Nasıl inanırsın o kadına? Sen daha yeni emniyette demedin mi? Temiz, temiz. Bak, temiz şirketim, temiz hala, anladın mı? Kim bilir kime ne para yedirdi. Siz yapıyorsunuz bunu, siz. Abimle sen. Sırf annemden nefret ettiğiniz için yapıyorsunuz bunu. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hı. Biz senin iyiliğini... Ne iyiliği ya hala, ne iyiliği ya? Arda! Cem benim iyiliğimi falan istemiyor. O beni ezmek istiyor, ezmek. Altında ezileyim istiyor. Arda! Arda! Arda çocuğum! Özür dilerim anne. Senden kuş kulağındığım için özür dilerim. Arda! Arda. Katil edecek lan bu herif beni. Allah'ıma katil edecek. Evet. Bakalım beğenecek misin? Niye beğenmeyeyim ki? Balık değil mi sonuçta? Çok da karmaşık bir tarif değil. Allah Allah. Yalnız o balığın sosu özel. Nesi özel? Zeytinyağı, limon. Sarımsak, defne yaprağı ve sırrını vermeyeceğim biber sosu. Dene bakalım. Cem, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Söyle. Dinliyorum. Yanımda olduğun için çok mutluyum. Yanından hiç ayrılmayacağım ki. Kusura bakma. Efendim halacığım. Ne? Emin misin? Tamam hala, ben gidiyorum. Gidiyorum dedim hala. Tamam. Hayır hayır, sen evden çıkma. Hayır dedim hala, gerek yok. Ne oldu? Yasemin, kusura bakma benim. Gitmem gerekiyor. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Arda'nın şirketi temiz çıkmış. E tamam, ne kadar güzel. Sen niye endişelendin ki? Arda Belkıs'a gitmiş.
yakasını bırakmayacak çocuğum. Gitmem gerekiyor, çok özür dilerim. Ama bak, bunu telafi edeceğim ama. Söz veriyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne var çubu, ne var? Mirkan, benim ben. Cevat Müdür. Buyurun Cevat Müdürüm. Merkeze bir gelsene. Hayırdır? Ya büyükbaşlardan birinin kızının arabası çalınmış. Gel geç de çocukların başına şu arabayı bulun parçalanmadan. Müdürüm, çubu bu işlerde gayet... Oğlum! Araba 300 bin dolar. Duydun mu? Dolar, TL değil. Şimdi bu işi subutaya muptaya veremem ben. Anladın mı? Çabuk gel. Bak subuya veriyorum, hadi. Amirim. Geliyorum subu, geliyorum. Tamam, kapat. Gitmeyeceğim diyorum İrem. Gitmeyeceğim, anlamıyor musun? Çıkmayacağım bu gece. Kızım sen hasta mısın ya? Ulan mis gibi iş gelmiş ayağına. Ne yapacağım? Karpuz gibi yatacağım mı öyle evde? Evet, yatacağım karpuz gibi. İtirazın mı var? Bana bak. Ben de peşine takılmayayım diye gitmiyorsun, değil mi? Ay. Şişt, nasıl çıkmayacağım diye anlamadım mı? Ha? Yeter. Meto, hadi sen. Uza. Uza canım, uza. Çıkalım şuraya, yürü. Bensiz. Vallahi gebertirim. Bela mısın lan sen benim başıma? Tamam. Arıyorum Serpil Hanım'ı. Sizden gizli işe çıkıyorlar diyorum. Hadi Meto, biz bir şeyler yiyip gelelim hadi. Vallahi arıyorum Serpil Hanım'ı. Ya dur, tamam yeter. Ana şuna! Yeter! Ana! Yeter! Sen de gerzek gerzek hareketler yapıp durma. Bu halde işe mi gideceğim Allah aşkına ya? Ne manyak bir şey çıktın sen. Yürü hadi Meto, gidelim biz. Hadi. Hadi gidelim, tamam hadi. Yürü hadi, tamam çık, hadi çık. Şuraya geç. Ne dedi adam sana? Yüzün gözün attı. Yasemin'i de getir dedi. Ha? Yasemin'i de getir dedi. Arkadaşım olduğunu bilmesi mümkün değil. Nereden biliyor o zaman Şirin Yasemin'i bu adam? Kızım başına bir ton bela açtım. Hala açmaya devam ediyorum. Benim içim rahat etmeyecek. Ben Yasemin'i arayacağım. Bırak, boş ver. Bilse ne olacak, bilmese ne olacak ya? Şu adam Yasemin nereden biliyorsun onu söyle. Geçen akşam barda Hoya Ajans'ta çalışıyorum diye yalan attım. Arda denen çocuk da Hoya'yı biliyor çıktı. Ne?
Ya şimdi sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Kızım hiç mi düşünmüyorsun Serpil'in kulağına gider diye? Bak Serpil bunu öğrenirse var ya ikimizi de kıtır kıtır keser. Ben sana diyeyim yapma Şirin, yapma. Allah'ını seversen yapma. Ne bileyim, çocuk sorunca boş bulundum. Söyleyiverdim işte. Bak Yasemin'e söylemek yok ha. Bak gider Serpil'e söyler, ikimiz de yanarız ben diyeyim. Alabilir miyim? Tabii buyurun. Teşekkürler. Aa geldi, ne olacak? Hoş geldin canım. Hayırdır? Niye geldin, biz seni çağırdık mı? Kes be, bir pizza söyle de yiyelim hadi. Acıktım da. Bir de pizza istiyor ya. Bak lan, kalk masadan. Kardeş, bakacaksın mı be? Kardeş, kalkacaksın mı bir? Kalk yürü git lan. Söylesene, niye gitmedin? Hı? Yoksa çağıran aşık olduğun biri falan mıydı? Bak, herkesin ortasında senin ağzını burnunu kırarım kadar tutmayacağım mı? Gidin mi lan? Oo, beyimize dokundu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol anne. Arda! Beyefendi, beyefendi! Arda! Arda! Beyefendi. Ne oluyor? Yürü gidiyorsun. Bırak. Cem, hata yapıyorsun oğlum. Sana kaç kere söylemem gerekecek bana oğlum deme diye? Hadi Arda. Gelmeyeceğim dedim. Arda yürü dedim. Yürü. Cem, Ferhan'ın işi bu. Halan diye onu korumak istiyorsun ama... O yaptı oğlum. O yalan ihbarda bulundu. Ben Arda'ya zarar verecek bir şey yapar mıyım hiç? Bu kadın seni mahvedecek. Anlamıyor musun hala? Mahvedecek bu kadın seni. Anne versene şunu. Bak burada ne yazıyor? Yapılan incelemelerde suç unsuru teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Nokta. Hala annemi mi suçlayacaksın Cem? Rahat bırak artık beni. Sana ihtiyacım yok, bunu kabul et. Yine yaptın. Yine seçimini yaptın ve... Yine bu kadını seçtin. Er ya da geç yanacaksın bu kadın yüzünden Arda. Önünde sonunda yakacak senin başını. O zaman seni kurtaran yine ben olacağım. Oğlum. Al babacığım. Sağ ol abi, eline sağlık. Afiyet olsun. Vay be. Şirket temiz çıkmış ha. Kahroluyorum abi. Arda yüzünden kahroluyorum. Haksız da sayılmazsın. Şirket mülke dayağını yakacak bu çocuk kendini. Ekber abi. Bu şirketi Belkıs ihbar etmiş olmasın? Niye yapsın öyle bir şey yani? İnsan kendi şirketini ihbar eder mi? Belkıs eder. İyi de niye? Temiz çıkacağını biliyordu çünkü.
Arda'nın güvenini kazanmak için yaptı. Halanla abin seni benden koparmak için ellerinden geleni yaptı. Ne yalanlar söyledi ama bak ben sana tertemiz bir şirket kurdum demek için. Vay be. Bu tam da Belkıs'tan beklenecek bir hareket. Yoksa mali şube bu kadar yeni kurulmuş bir şirketin peşine niye düşsün ki? Belkıs, ihbar işe yaradı mı? Hem de nasıl. Oğlum bana tamamen güveniyor artık İhsan. Harika bir güven testi oldu bu ihbar. Sınıfı geçtin yani. Kesinlikle. Mali şubede yeni inceleme geçirdiği için uzun süre dokunmayacaktır Q yatırıma. O zaman hazırsın. Hazırım. Bu hesaba gönderin. Bir hafta sonra da Kayman Adaları'nda 5 ayrı hesaptan toplayabilirsiniz. Abi bu kadının yapabileceklerinin sınırı yok mu ya? Hı? Yok mu bu kadının sınırı? Oğlum dur bir sakin ol ya. Önce bir emin olalım. Eminim abi. Eminim. Mali polis en az 3-4 sene peşine düşmez bir daha bunların. Belkıs daha işin başında önlemini almış oldu yani. E ne yapacaksın peki? Arda'ya söyleyecek misin bunları? Gazeteciler geldi Arda Bey. Sizi bekliyorlar. Tamam. İçeri alabilirsiniz. Arda Bey, Arda Bey merhaba. Arda Bey bir soru Arda alacaktık. Bey, kara para iddiaları için bir şey söylemek ister misin? Arda Bey, genç bir genel müdür olarak abinizin tecrübelerinden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Arda Bey, bu şartlarda Q yatırımı feshetmeyi düşünüyor musunuz? Değerli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulu başkanımız Arda Yenilmez, şirketimize yapılan haksız baskınla ilgili bir açıklama yapacak. Arda Bey, buyurun. Arkadaşlar, hoş geldiniz. İlk basın toplantımı başka şartlar altında yapmak isterdim ama şirketimize atılan bu çirkin iftira karşısında sessiz kalamazdık. Bu yüzden siz değerli basın mensuplarının önünde tüm kamuoyuna seslenmek istiyorum. Şirketimiz karalanmak, lekelenmek istenmiş. Olay mali şubeye kadar yansıtılmış. Ancak bizimle uğraşanlar bu girişimden eli boş dönmüşlerdir. Bu durum Q yatırımından çok şahsımın karalanmasına yöneliktir. Bana ve şirketime atılan bu iftiranın sonuna kadar takipçisi olacağım. İtibarımı zedeleyen kişi ya da kuruluş her kimse, babamın oğlu dahi olsa, yargı önünde hesabını soracağım. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz için teker teker teşekkür ederim. Arda Bey, bir sorunuz daha var. Arkadaşlar, teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şirketimizin temiz çıkına dair raporu ve Arda Bey'in açıklamasını sizlere yazılı olarak da dağıtacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz Bilge. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun burada?
sen geç çıkmayacak mıydın işten? Sürpriz yapmak istedim. Kötü mü yaptım? Yo, kötü yapmadın da. Gel. Nereye? Gel sen. Gelsene, niye öyle duruyorsun? Yoksa çekiniyor musun? Ben senin evine geldiğimde böyle mi yapıyorum? Evime gelmekten rahatsız mı oldun yoksa? Yok, niye rahatsız olayım? O zaman geç. Alayım çantanı. Evin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bundan önceki de güzeldi de otopark problemi vardı, değiştirmek zorunda kaldım. Manzaran da çok güzelmiş. Ya şey... Uluslararası şirkette çalışmanın avantajlarından biri işte. Evi onlar tutuyor, şirket tutuyor evi. Sana da böyle manzarayı seçmek kalıyor. Öyle yani. Ne güzel. Acıkmadın mı? Acıktım. Hadi o zaman. Oldu galiba. Olmuş olmuş. Allah Allah. Ne nerede öğrenemedim ki hala. Ne arıyorsun sen? Süzgeç. Belki de yoktur. Şirket hep eşyalı mı tutuyor evleri? Daha kolay oluyor. Sen etleri çevir. Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Seni istiyorum. Isıttım burayı, biliyor musun? Sen gelince bu ev sıcacık oldu. Sen neredeydin Yasemin?
Niye daha erken çıkmadın karşıma? Böyle şeyler sorma kendine Cem. Bırak anı yaşayalım. Ben anı yaşamak yetinmek istemiyorum ki. Gelecek hayal kurmak istiyorum ben.